Evet arkadaşlar, bugün de Bahadır ve Pallaçlar yönetimdeyiz. Gördüğünüz gibi rüzgarlı bir gün. Evet, saat şu an 10 civarı ama bayağı da bir sıcak var bugün. Yaklaşık olarak şu an 30 derece civarında. Bugün Hallaçlar Bahadır yapacağız. Bakalım neler yapacağız. Evet, buyursunlar. Evet, bu göl arkadaşlar Murat Dağları'na inen Murat Dağları'nın orta kısmına denk gelen bir denkleme denk geliyor. Tatlı bal olarak Aynalsa'dan somonun da olduğunu söylüyorlar. Yani burası rakımı yüksek olduğu için çeşitli balıkların da olduğu söyleniyor. Balıkların çok lezzetli ve tatlı olduğunu da biliyoruz. Evet, yine balıkçı arkadaşlar gördüğünüz gibi karşı tarafta kamp yapmışlar. Evet arkadaşlar, Dümenler Göleti'nde Mehmet amcamla tanıştık. Şimdi daha yeni. Teşekkür ederim. Sağ olsun, bize çay ikram etti. Çayımızı içtik. Mehmet amcamın bulunduğu yer de gayet cennethane gibi bir yer. Kendisi emekli hoca. Matematik öğretmeni. Matematik öğretmeniyiz değil mi hocam? İngilizce ve matematik öğretmeni. Evet. Dümenlerden sevgilerle. Hoşçakalın. Hoşçakalınız. Evet arkadaşlar, Bahadır köyünün ayrı bir özelliğini daha keşfettik. Buradan fotoğrafını çekeceğim. Evet. Kuzu Gölü. Kuzu Gölü. Evet, işte bu Kuzu Gölü'nde eskiden çobanlar kuzu yıkarmış, değil mi dede? Bence de çok yıkarım. Ha, dedem de çok. Şöyle bak bakayım bir kameraya. Kuzu yıkadık, koyu yıkadık. Evet. Mustafa dedem de eski çobanlardan, bu mevkileri çok iyi bilen, ömrü buralarda geçen köyümüzün insanlarından değil mi dede? 6 tane çocuk var, bir tane yok yanımda. Hep dağıldılar. Evet, evet dede. İstanbul'da bile var. Maşallah, maşallah. İşine kolay gitti. Evet. Buralar hep Murat Dağı'nın eteği oluyor değil mi dede? Öyle küçük yayla denilir buralar. Böyle. Bura küçük yayla mevkisi mi oluyor? Küçük yayla mevkisi. Maşallah. Suyun. Suyun gürlüğüne bakın arkadaşlar. Yol burası bozulmaz, araba buralara gidiyor. Orayı sel yarmış.
Ne diyorlar dede buraya, bu kayaya? Bindirme, bindirme kaya. Bindirme kaya diyorlar. Evet, Bindirme Kaya yine Küçükkaya'da mevkindeyiz. Murat Dağı'ndan eriyen kar suları arkadaş bunlar. Birbir üstünde mi bu kaya? Ondan dolayı Bindirme Kaya deniyor değil mi? Evet. Allah'ın işi. Şu karşıdaki dağ neresi dede? Kızılsivri işte bura. Kızılsivri. Yunan oradan mı kaçıp gidiyor? Evet, Dumlupınar'dan Dumlupınar'dan bu eline geliyor. İkiye ayrılan Yunan kolu. Neydi o dağın ismi de? Kızılsivri buradan geçiyor. Kızılsivri dağından gidiyor galiba oradan da. Yukarıya Gediz, yukarı Combur Ovası'na doğru kaçış yapıyor. Çok yüksektir burası. Evet. Kızılsivri Dağı burası. Murat Dağı'nın bir kolu. Malaga'ya. Şu karşıda Malaga'ya mı? Ha, o yüksek yer. Ta yukarıdaki. Ha, o yukarıdaki. Evvel de büyük bir deprem olmuş da bu buranın birleşip ayrılmış burası. Ha. Burası açılmış öyle mi? Yani Malaga'ya benim kızım sevdi olmuş. Anladım. Suyun coşkunluğuna bak dede ya. Geri gelsen oranın üstten gelin. Tamam. Orada da bir kaya var. Bir de ev var. Bakalım. Bulamazdım sen gelmesen dede. Kulağa tat kal. Evet, dereden geçiyoruz. Şadadan benim. Böyle mi gidiyoruz dede? Evet, burası dere yatağı arkadaşlar. Buralarda yağış çok şiddetli olduğu için sel suları buralara kadar çıkıyor. Buraların kışı çok sert geçiyor değil mi dede? Buyur. Buraların kışı diyorum çok sert geçer. Çok sert oluyor sert. Yağış çok oluyor buralarda. Kışın buralara çıkamayız biz. Çıkamayız. Aga, Malaga'ya nasıl görünüyor? Malaga'ya evet. Malaga'ya dediğimiz mevki de burası. Bu iki kaya
Büyük bir deprem sonucunda birleşmiş, ayrılmış. Birleşikmiş şu tepeyle, şu tepe deprem sonucunda ayrılmış. Keşkeli gibi olduğu yerler. Evet. Evet, burada da köylü ot, hayvanını otlatıyor. Cennet gibi yerler buralar, değil mi dede? Evet. Cennet gibi yerler buralar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk dayı. Ne var ne yok? Yaylada inek gidiyor. Yaylada inek gidiyoruz. Ne güzel, ne güzel. Çok maşallah. İyi tane yeri bulmuşum. Biz bulmuyor mu bakacağız da. He. Dedem gezdiriyor da. Ben yapımcı prodüktör Tuna Bayhan. Fotoğraf işi, video işi, çekim yapmaya geldik buraya. Evet dede, Evkaya nerede? Evkaya sağ kolumda. Sağ kolumuzda. Evet, orada bak. Yunan ne yapmış? Yunan bu otoyaktan, Dumlu'dan koptuktan sonra evet. Buraya cepheye gelmiş. Burada konaklarımız bu yokuşa çökememiş. Cephe, Yunan'ın cephesi burada da ölüyor. Burada mı da ölüyor? Dumlu'dan burada çıkınca. Dumlu'dan İkiye çıkıyor. Burada mı bölünüyor? Bölüm bir kısmı burada bölünüyor. Bu da evet. Sandıkla atla ölü olarak bulunur. Ya ben 53'lü. Evet. Dedemle bunu biz şurada sağlamış, ekin ekerken. Ekin ekerken sandıklar, kovanlar sandıklar çıkardı. Evet. Japanlı, kılıçlar çıkardı, kullanılmıyor. Oradan gittikten sonra uçak yalan gidiyor, oradan İzmir'e dökülüyor, nereden dökülüyor. Anladım. Şimdi Yunan burada ikiye bölünüyor. Birisi yukarı Garıslar'a doğru gidiyor, birisi de... He. Şeye mi iniyor aşağıya? Uşağın aşağı bölme yani ovaya iniyor. Ovaya doğru iniyor değil mi buradan? Evet. Tamam. Burada bölünüyor. Tamamdır. Bunların tünelerin üstünde tepelerden cephane koyuyorsun buraya. Burada atla kazanla yemekhane bak. Evet. Şu çayırlık dedim ya da yemekhanesi varmış. Tamam, oraya bakacağız. Hadi kolay gelsin dede. Çocuklar bay bay diyelim bakalım. Kalan mı geçen dede? Yavaş dede, yavaş. Vallahi iyi toparladın ha. Maşallah ya. Dedem 85 yaşında bu arada. Ha maşallah. Geçen karşıya. Tamam.
Şelaleye yaklaşıyoruz kadar aldı değil mi dedim? Evet, şelaleye sonunda geldik. Evet, gayet güzel, temiz, berrak. Şöyle bakarsak gayet çok güzel. Allah'ın verdiği bir doğal güzellik. Bir de bunun suyunun şifalı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bu tamamen doğal bir kar suyu. Burası da var Meryem. Kar bunlar. Evet arkadaşlar. Şelalenin geldiği yönü göstermek istiyorum size. Şöyle. Şelale buradan geliyor. Dağların arasında burada böyle Kovalık gölünde görüldüğü gibi çok güzel berrak, temiz doğaları çam ormanın arasında gayet güzel, mükemmel, müthiş bir yer. Evet, dedemle Evkaya'ya doğru yola çıktık. Orayı göreceğiz. Dedemin de bu arada maşallahı var. 85 yaşında arkadaşlar. Dedem 85 yaşında. Yanlış işitmiyorsunuz. Evkaya'ya gelmiş bulunuyoruz. Evkaya burası. Evkaya burası. Buralar mezarlık mı dede hali vaktiyle? Kabirlik bunda. Bu görünen yerler hep mezarlık. Yunan mezarlığı mı acaba dede? Yunan mezarı mı bunlar? Yok lan de. Çok eski de. Ya. Çok eski. Yunan'a ait değil yani. Belki Türkiye'den de burada yok. Evet. Buradan da
Evet. Buradan da güzel bir vadi görüntüsü yakaladık arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Aşağı yukarı bir 100 metre, 150 metre yükseklikteyiz. Çok güzel bir yer burası. Gezilip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi daha keşfettik. Evet, az önce de dediğim gibi bu iki tepe deprem sonrası ayrılmış, deprem sonrası oluşmuş. Dedenin söylediğine göre büyük kayaların ortadan ikiye ayrıldığı yer belli diyor. Şimdi oraya gitmek isterdik fakat biraz vaktimiz sınırlı. Evet, Evka'yı incelemeye devam ediyoruz. Evet, az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim programımızda. Dümenlerli Mustafa Solak dedem. Mustafa Solak, 87 yaşında. 87 yaşında kendisi. Bize Dumlu Pınar'ın nutkunu okuyacak. Kurtuluş Savaşı'nın nutkunu okuyacak. Evet, buyursunlar. Türk'ün Kurtuluş Savaşı. Atatürk'ü bayrından çıkaran yüce milletine armağan. Bin bir ateşte yanmış, kavrulmuş Anadolu güzel yurt derin yarayla baştan başa dolu. Mehmetçiğin tüveyi topu kamasız kalmış. Her obadan ağıt sesi geliyor. Türkiye'nin yıkımı bekleniyor. Oğrun uzakta gider Sakarya. Türk'ün kara bağrında yanarken bin bir acı. Samsun'a ayak bastı türkü ulu yalvarıcı. Amasya Sivas bir anda Türk'üne dolaştı. Dünyayı kükreten korkma, kurtulacaksın, sen Allah'ına güven. Her şey bulacaksın. Ölmeyi iyi bilen kahraman Türkler hep savaşa koşuyor. Salgıncının amali burada can veriyor. Türk bayrağı dalgalan, İzmir senin öz yurdun. Tam 40 ay bu hasretle yandın yakıldın. Bu milleti bağrından bir kumandan çıkardı. Bu kumandanın vatanı istiklali kurtardı. Türk'ü kendi dinine tarihine öğretti. İnkılap yarattı, bize amanet etti. Her türlü üstte bakıp da aklı eren, devlet millet içine yılmayarak bağlayan, yurdu demir ağlarla Ankara'ya bağlayan. Atatürk başımızda babamız, onun yüzünde rahat rahat yaşarız. Atamız emresince kapımızdan coşarız. Allah Allah diyerek çok harabeler başarız. Yine körler yanıyor, düşmanın aklına yükseliyor. Her topun ağzında bir kol fışkırıyor. Şalti maksar bulundu, düşman hesap veriyor. Ana baba günleri Allah Allah o anda. Düşmanın can önüne Türk tüngüsü dayandı. Hep korkunç bir zam, çok karanlık bir mezar. Kanlı kuyusu oldu düşmana Dumlu Pınar. Güneş son ışığı aslanladı yurda, asalet burada bitti. Zafer tepeden bir ses kükretmişti yerleri. Ordular hedefiniz Akdeniz ileri. Eser yer gibi geçti bütün daldan, ovadan. İlkten karşıya kadar Verna Bornova'da. Kahraman Türk ordusu İzmir'e geliyordu. Salgıncının amale burada can veriyordu. Türk bayrağı dalgalan, İzmir senin öz yurdun. Tam 40 ay bu hasretle yandın yakıldın durdu. Bu milleti bağrından bir kumandan çıkardı. Bu kumandanı vatanı istiklali kurtardı. Türk'ü kendi diline tarihini öğretti. İnkılap yarattı, bize amanet etti. Efe üstte bakıp da aklı eren, devlet millet içine yılmayarak bağlayan, yurdu demir ağlarla Ankara'ya bağlayan. Fakat bir
burada babamız. Atamız evine çıkınca kapımızdan çökeriz. Allah Allah diyerek çok bağırmalarımız. Evet, Dümenlerli Mustafa Solak dedemize bu güzel şiirinden dolayı çok 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 teşekkür ediyoruz. Bizi köyü tanıttığı için, bizi köyü gezdirdiği için ona ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Bir Türkiye armağanı olsun diye. Evet, Mustafa dedemizin bu şiiri ve bizim çekmiş olduğumuz bu bölüm belgeseli bütün milletimize armağan olsun. Dede, Hiçbir yerde yoktur bu unutum. Evet. Eçanadan sonra bir araya yaptım. Bravo dedem. Dedemle çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Şöyle bir el sallayalım, hoşça kal diyelim. Evet. Az gitti bu. Evet, Dümenler gezimizin böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yine yeni yerler keşfetmek dileğiyle az gittim, uz gittim. Evet, evet, uz gittim. Kınabay Han ile bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.